Selam arkadaşlar, ben Mimar. Öğrendiklerim sesli kitap özetleri YouTube kanalından keyifle dinleyeceğiniz bir özetle karşınızdayım. Bugün sizlere John Boyne'un kalpleri ısıtan ve savaşın vahşetini gözler önüne seren romanı Çizgili Pijamalı Çocuk'tan bahsedeceğim. Kitaba 5 üzerinden 4,5'lük veriyorum. 9 yaşında bir çocuğun gözünden savaş. Hikayemiz 9 yaşındaki Bruno'nun masum bakış açısıyla ilerliyor. Bruno, Nazi Almanyası'nın gölgesinde mutlu bir ailede yaşıyor. Fakat babasının terfisiyle her şey değişiyor ve Bruno, sevdiği her şeyden ayrılarak Auschwitz'e taşınmak zorunda kalıyor. Tel örgünün iki yakası, yeni evinde Bruno'yu yalnızlık ve sıkıntı bekliyor. Bir gün pencereden bakarken tel örgülerin arkasında çizgili pijamalı çocuklar ve adamlar görüyor. Merakına yenik düşen Bruno, tel örgünün öbür tarafında yaşayan Shmuel ile tanışıyor. Farklı dünyaların dostluğu, Bruno ve Shmuel, tel örgünün iki yakasında yaşasalar da ortak bir dilde buluşuyorlar. Arkadaşlıkları her geçen gün güçleniyor. Birlikte oyunlar oynuyorlar, hayaller kuruyorlar ve birbirlerine destek oluyorlar. Savaşın gölgesinde filizlenen umut, Bruno ve Shmuel'in dostluğu savaşın karanlığında bir umut ışığı gibi parlıyor. Fakat bu dostluk onları bekleyen acı gerçeği değiştiremeyecek. Çizgili pijamalı çocuk. Duygusal bir yolculuk. Bu kitap sizi Bruno'nun masum bakış açısıyla savaşın dehşetine ortak ediyor. Savaşın çocuklara nasıl zarar verdiğini ve masumiyetlerini nasıl çaldığını gözler önüne seriyor. Dokunaklı bir dostluk. Bruno ve Shmuel'in dostluğu, savaşın nefreti ve ayrımcılığına karşı bir umut sembolü. Farklı dünyalardan gelen iki çocuğun kurduğu bu özel bağ, kalbinizi ısıtacak. Her yaşa hitap eden bir kitap, çizgili pijamalı. Çocuk, her yaştan okurun anlayabileceği sade bir dille yazılmış. Yetişkinler kadar çocuklara da önemli mesajlar veriyor. Çizgili pijamalı çocuk, savaşın vahşetini ve dostluğun gücünü anlatan etkileyici bir roman. Sizi Bruno ve Shmuel'in dünyasına çekip unutulmaz bir hikayeye ortak ediyor. Bu kitabı kimlere tavsiye ederim? Savaşın gerçek yüzünü öğrenmek isteyenlere, dostluğun gücüne inananlara, dokunaklı ve duygusal hikayelerden hoşlananlara, her yaştan okura, çizgili pijamalı, çocuğu okudunuz mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bonus: çizgili pijamalı, çocuk birçok dile çevrilmiş ve milyonlarca satmıştır. Kitaptan uyarlanan film de büyük beğeni toplamıştır. Çizgili pijamalı çocuk birçok ödüle layık görülmüştür. 3 adet alinti birincisi. Ama sanırım nereye gidersem gideyim birilerini özlerim. İkincisi, bir ev, bir sokak, bir şehir ya da tuğla ve harç gibi yapay şeyler değildir. Ev, insanın ailesinin olduğu yerdir. Üçüncüsü, her kötü şeyin iyi bir yanını bulmalıyız. Bu kitap, Nazi Almanyası'nın karanlık dönemlerinde geçen, insanın içini burkan bir hikayeyi anlatıyor. Öncelikle kitabın ana karakterlerine bir göz atalım. İlk olarak Bruno'dan bahsedelim. 9 yaşında bir çocuk olan Bruno, masumiyetiyle ve merakıyla okuyucuların kalbini kazanıyor. Ancak babasının Nazi subayı olması nedeniyle ailesi Auschwitz'e taşınmak zorunda kalıyor. İkinci karakterimiz ise Shmuel. Yahudi asıllı, nazik ve iyi niyetli bir çocuk olan Shmuel, Auschwitz toplama kampında Bruno ile tanışıyor ve aralarında güçlü bir dostluk başlıyor. Şimdi gelelim kitabın konusuna. Hikaye 1943 yılında Berlin ve Auschwitz toplama kampında geçiyor. Bruno'nun ailesi, Bruno'nun babasının terfi alması üzerine Auschwitz'e taşınır ve burada Bruno penceresinden tel örgülerin ardındaki çocukları görür. Bu çocuklardan biri de Shmuel'dir. İki çocuk tel örgülerin ardından bir araya gelerek arkadaşlık kurarlar. Ancak bir gün Shmuel'in babası kaybolur ve Bruno ile Shmuel onu bulmak için tehlikeli bir maceraya atılır. Ancak bu macerada iki çocuğun sonu pek de iyi bitmez. Çizgili pijamalı çocuk
savaşın acımasızlığını ve insanlığın ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatan etkileyici bir kitap. Bruno ve Schmuel'in arkadaşlığı, savaşın ortasında bile umudu ve insanlığı temsil eder. Bu kitap, sadece çocukların değil, yetişkinlerin de okuması gereken bir başyapıt. Kitap, savaşın dehşetiyle birlikte, dostluğun ve insanlığın gücünü de gözler önüne seriyor. Bruno'nun masumiyeti ve Schmuel'in iyi niyeti, insanın içindeki iyiliğin ve dayanışmanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Eğer siz de duygusal ve düşündürücü bir kitap arıyorsanız, Çizgili Pijamalı Çocuk tam size göre. Bu kitap sadece bir hikaye değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini hatırlatıyor ve savaşın gerçek yüzünü gözler önüne seriyor. Çizgili Pijamalı Çocuk, insanın içini burkan bir hikaye ve insanlığın ortak değerlerini hatırlatıcı bir başyapıt. Bu kitaba nasıl ulaştığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Bir gün Filistin meselesini araştırırken, derinleştikçe tarihteki Yahudi soykırımlarına ve toplama kamplarına daldım. Ve bu arayışım sırasında karşıma Nazi Almanyası'nın en büyük toplama kampı olan Auschwitz çıktı. Biraz daha araştırırken Çizgili Pijamalı Çocuk adlı kitapla karşılaştım. Uzun zamandır okumalıydım diyerek hemen bir indirim fırsatını değerlendirip kitabı aldım. Ve şu an bu satırları yazarken gözlerim doldu desem inanmayacaksınız. Bu kitabı okurken yaşadığım duygular gerçekten tarif edilemezdi. Kitabın ana teması, Hitler döneminde yaşanan Yahudi soykırımı ve Auschwitz toplama kampı etrafında şekilleniyor. Bruno adında bir çocuğun hikayesini okuyoruz. Bruno'nun babası bir Nazi subaydır ve aileleri Auschwitz'e taşınır. Burada Bruno tel örgülerin ardındaki çocukları görür ve onlardan biri olan Schmuel ile tanışır. İki çocuğun arkadaşlığı kitabın en etkileyici yanlarından biri. Kitabı okurken filmini daha önce izlemiştim ve bu nedenle sahneler gözümde canlandı. Ancak kitapta filmden farklı olarak daha derin duygusal detaylar bulunuyordu. Özellikle kitabın son bölümünde yazarın, "Bu olanlar çok uzun zaman önce oldu. Böyle bir şey asla bir daha olmaz. Bu zamanda ve bu çağda." cümlesi beni derinden etkiledi. Ancak yaşadığımız dünyaya ve ülkemize baktığımızda hala birçok yerde insan hakları ihlalleri ve ırkçılıkla mücadele ettiğimizi görüyoruz. Bu kitap beni çok etkiledi çünkü daha önce okuduğum Tamirci kitabıyla benzer konulara sahipti. Bernard Malamud'un Tamirci kitabı da Yahudilere karşı yapılan ırkçılığı ele alıyor ve bu konuda derin bir düşünceye sevk ediyor. İki kitap arasında benzerlikler bulunmasa da her ikisi de insanlık tarihindeki karanlık dönemleri ve insanların acılarını anlatıyor. Sonuç olarak Çizgili Pijamalı Çocuk, insanın içini burkan bir hikaye ve insanlığın ortak değerlerini hatırlatıcı bir başyapıt. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, video sonunda önerdiğim kitaplara mutlaka kanal videolarından ulaşarak dinleyin. Kitap özetlerinin düzenli olarak gelmesi için abone olabilir ve beğenip yorum yapabilirsiniz. Sevgiyle kalın.